Merhaba arkadaşlar, Pixels'ınıza hoş geldiniz. Ben Mert, yanımda bugün Ece'nin yanı sıra bir de Can var, Feza Gezginleri kanalından. Merhaba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Feza Gezginleri kanalını, ben yanlış hatırlamıyorsam bundan birkaç ay önce Ece, aa bak burada kısa film varmış, bilim kurgu, izler misin deyip gösterdi. Eski dünyanın orduları. Ha, aynen. Eski dünyanın orduları. Orta dünya diye direkt. Orta dünyanın eskileri. Eski dünyanın orduları videosunu izleyip de görüp takip etmeye başladım. Genelde bilim kurgu üzerine kitap, film, dizi. Evet. Film, kitap, dizi. Daha çok kitap ama hani bilim kurgu sadece Hollywood'dan ibaret değildir diyerek onun üstüne gidiyoruz. Aynı zamanda da popüler bilim, daha çok astronomi ve uzay bilimleri ağırlıklı popüler bilim konularında içerik üretmeye çalışıyoruz. Ben şahsen beğeniyorum. Güzel, eğlenceli içerikleri var. Ama kendisinin tutumu olarak geyik yapmıyor. Ya doğal akışı içerisinde olduğu zamanlarda oluyor canım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar otostopçunun galaksi rehberinden konuşamadım. Bir otostopçunun galaksi rehberinden ne yapacağız? Benim söyleyemediğim bir şey yapacağız. Pan Galactic Gargle Blaster yapacağız. Bir daha alalım. Pan Galactic Gargle Blaster. Bu şey gibi ya, Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi. Hani söyleyince insan bir wow ne söyledim falan oluyor. Ne söyledim be. İşte Türkçe sil baştan diye. Aynen, spoilerlı isimle. Bu da o zaman gargara suyu arkadaşlar. Galactic gargara suyu. O zaman içerin... Galactic gargara ışın silahı. Blaster şey ya. Evet. Yani. O zaman içindekileri saymak için ayrıldım. Bir bilmişlik daha yaparsın. İçindeki malzemelerimiz tonik, cin, şeker, vodka, Jägermeister, nane özütü, tarçın özütü ya da kabuk tarçın, mavi, yeşil ve sarı gıda boyası, buz ve bir su bardağı su. O zaman yapılışına başlayabiliriz. Ben bu videoda daha çok beyleri çalıştıracağım ama öncesinde krem mente diye bir içkiye ihtiyacımız vardı ve biz bunu bulamadık hiçbir yerde. Bunun için önceden biz bir su bardağı şeker ve bir su bardağı suyumuzu biraz pişirdik. Böyle hani şerbet kıvamına geldikten sonra şöyle bardağımıza aldık ve soğumaya bıraktık. Şu an bayağı soğuk. Bunun içine bir su bardağının 3'te 1'i kadar vodka dökeceğiz. Vodkayı alabilir miyim? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Şöyle üzerinden dökeceğim ki üstümüze başımıza gelmesin. Sence de biraz çok değil mi o bu arada? Bunun hepsini kullanmayacağız tatlım. Yalnız bakar mısın renk şeyi ne kadar güzel oldu? Evet, umarım yakın çekimde çıkıyordur onun o renk şeyi. Umarım. Ondan sonra bunun içine birkaç damla mavi gıda boyası atacağız. Ama mavi gıda boyasının ucunu kesmediğimi fark edeceğiz. Ve kısa bir ara. Evet, üzerini kestikten sonra şöyle birkaç damla dökeceğiz. Ben bayağı bir döktüm. Sıvı bulabilirseniz çok daha güzel olur. Jeli biraz dibine çöküyor ama karıştırıp halledeceğiz onu. Ardından içine nane özütü koyacağız. Nane özütü bulamayanlar için ben taze nane ile bu içkinin nasıl yapıldığını da aşağıda info kısmında bahsedeceğim. Bundan da bir tatlı kaşığı koyacağız. Ya renk bayağı güzel oldu ya. Süper oldu. Hoş görünüyor. Şimdi biraz şöyle içindekini de koydurayım. Şimdi bunu şöyle... Tam karışmamasın. Yanı sıra bence güzel durdu. Böyle aynen. Tanecikler. Evet, şimdi... jel demek ki tam karışmıyormuş. Onu evet, sıvı olur. Bulabilirseniz daha iyi. Bir de belki jeli çok az bir vodka ile karıştırıp sıvı hale getirerek de kullanmayı deneyebilirsiniz. Hani o da bir öneri. Şimdi beyler, önce su bardaklarınızı önünüze alıyorsunuz. Ardından şöyle mavi kaşık ve yeşil kaşık birer yemek kaşığıyla yapacağız içki koyma işimizi. Bence bunların hepsi yeşil bu arada. Koy yeşil Mert'cim. Hani bir tanesi yemek kaşığı oldu belli bence. Şimdi birer yemek kaşığı vodka koyacağız içine. Tamam. Bakalım, güveniyorum sana. Direkt buna... Ona direkt... döküp ondan sonra su tamam. Şeyin içine. Don't panic diye başlıyorum. Aynen. Neyse, havlularımız hazır. Dökülürse direkt sıkıntı döküyorum. Yok. Diğeri direkt tamam. İçine döküyorsun. Ondan sonra içine... Ne var canım? Bir yemek kaşığı... Aa, ben şu anda hata yaptığımı fark ettim. Bunun için arkadaşlar mavi değil yeşil gıda boyası koyacaktık. Olsun. Yani...
Yeşili başka yere koyarız. Yeşilden yani. De birazcık koyup şöyle ben. Bu arada zaten yeşil oldu. Evet. Mavi koymana rağmen. Şimdi birer yemek kaşığı cin koyacağız içine. Ececim bu kadar alkol kim içecek? Bunu mu? Bunu başka şeylere de kullanabileceğiz. Ondan sonra yine birer yemek kaşığı tonik koyacağız. Arkadaşlar şimdi birer yemek kaşığı da şundan alıp koyacaksınız. Tamam. Buyur abi önden bir. Daldırmak şöyle daldır direkt. Tamam. Heh. Sen de daldır. Tamam. Şimdi bunun içine şöyle yapacağız. Yemek kaşıklarınızın içine şöyle... Bir şey diyeceğim. Biz aynı ölçüleri kullandık. Ben de niye daha az? Sen hem cini hem vodkayı... Hepsini koydun. Hem toniği hem de bundan koydun değil mi? Evet. Allah Allah, gerçekten sende niye daha az? Bu bir yemek kaşığı. 15 mililitre, 15 mililitre. Bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı. Allah Allah. Bütün hayatım yalanmış. Aynen. Şu anda gerçekten bir şey denemek istiyorum. Bunu şöyle koyabilir miyim? Koyabilirsin. O ona tam oturacak mı diye deneyeceksin değil mi? Evet. Aa. Arkadaşlar şu anda Çin piyasası tarafından kandırılmamın bu gerçekten şeydir. Bu 15 mililitre diye gitti gidiyordan aldığım kaşık. Bu da 15 mililitre diye AliExpress'ten aldığım kaşık. Set halinde almıştım ikisini de. Acaba hangisi doğru? Acaba hangisi doğru şu an aynen emin Neyse, değilim. Neyse bence şeyimizi bozmadan devam edersek en azından aynen, en azından tutar yani. Aynen tutarlılık olacak. Şimdi şöyle yapacağız. Mavisi dibine çöktüğü için mavi olmadı yeterince. Biraz şey alacağız. Vodka ya da tonik alalım. Çok daha fazla şeyli olmasın. Bu arada her yerimde şey oldu. Alkol oldu. Ne yapıyorum bunu? Hemen. Bunu ne şimdi şöyle birazcık onun içine dök. Okey, yeterli. Aynı şekilde. Onun içine de ben de şöyle... Bence okey. Bence de okey. Şeye benzedi. Söylemek istemiyorum burada. O sığmaz ki. O sığmaz ona, evet. Şununla... Poposuyla karıştırdı onu. Şöyle bir. Şöyle aynı şekilde. Bu yine buna zaten çok karıştı. Rengini verdi gerçi ama. Rengini verdi mi? Okey, önemli olan o. Alayım. Onunla aynen şöyle iyice. Ay çok cici oldu rengi. Aynen. Dibine mavisi çöktü yine biraz ama. Daha karıştırayım mı? Yeter herhalde ya. Yani mavisini şimdi senden anlayamadım mavi olunca kaşıkta. Tak tak. Ha tamam mükemmel. Süper. Şimdi bunları bir kenara alacağız ve kaselerimize geçeceğiz. Birer tatlı kaşığı şey koyacağız. Şeker koyacağız. Ben tatlı kaşığını şeye kullanmışım. Bundan iki tane koyacaksın abi. Tamam. Aynen. Bundan tamam. İki tane. Hala aklım şunlara gidiyor benim. Aynen. Bunu da anlamak için canın gelmesini bekledik. Öyle daha kolay alırsın. Bunu anlamak için canın gelmesini bekledik. Aynen. Ya ben gerçekten o 5 mililitre mi? Öyle rivayet ediyorum. Tamam. Ondan bir tane. Tamam. Şimdi içine biz açıkçası tarçın özütü de bulamadık ve tarçın özütü bulamadığımız için ben birkaç gün önceden içine ne kadar tarçın koymuşum bakayım. İçine çubuk tarçın koyduğum ve şimdi açamadığım... Ne demek açamadım? Aa çok iyi yapışmış. Elim tarçın oldu bu arada çok feci. İyi yapışmış kendine. Yavrum be. İçine 3, 6, 8 tane tarçın çubuk koydum. Yarısına kadar da şöyle bir, yani yarısından biraz daha fazlasına kadar etiket seviyesinde falan vodka koymuştum. Şimdi bundan koyacağız içine birer mililitre. Birer mililitre de ne kadar ediyor? Yani böyle tatlı kaşığının ucuyla falan ediyor. Şöyle bu konuda biraz yardımcı olacağım ikinize de. Çünkü kendisi çok becerikli. Aynen.
bala. Sana biraz fazla oldu, çaktırma. Şimdi bu şeker özütü emerken ben de bunu kapatmaya çalışacağım. Ve içine bu sefer de sarı gıda boyası ekleyeceğiz. Yine sıvı kullanırsanız çok daha iyi olur. Şimdi bunu sizden karıştırıp yedirmenizi isteyeceğim. Herhangi bir kaşık kullanabilirsiniz önünüzdeki. Ben şunu beğendim. Ben de bunu beğendim. Tamam. Bu yeşil ama sorun. O sorun olmaz. Nasıl olsa hepsi birbirine karışacak. Bayağı güzel oldu ikisi de. Okey. Şimdi martini bardaklarımızı alıyoruz. Ve içine şöyle... Ben bayağı ellerimle dalacağım ama... Yıkadıysan sorun değil. Hayır, yıkamadım. Birer buz atıyoruz ve bardaklarımızdaki içkiyi bunun içine döküyoruz. Yavaş, hızlı. Fark etmiyor. Kola koyar gibi. Rengi hala çok güzel. Aynen. O daha mavi oldu. Daha güzel yapmış bak. Sen koydun şeyi ya, renklendiriciyi. Allah Allah. Belki sonra... oran da düşük olmuş. Aynen. Olabilir. Ondan sonra içine şeker karışımımızı dökeceğiz. Aynen, direkt o şekilde döküyorsunuz. Son olarak içine birazcık da Jägermeister koyacağız. Jägermeister değil arkadaşlar, Jägermeister. Şöyle. Şöyle birkaç damla diye söylüyordu bulduğum tarifte. Bu arada arkadaşlar, Pangalactic Gargle Blaster'ı biliyorsunuz dünyadaki... Hani dünyada bulabileceğimiz şeylerle yapılabilen bir içki değil. Bunun için benzer etkiyi yaratan birçok tarif var. Ama tariflerin çoğunda açıkçası öyle dandik. Hani %1 alkol oranı olan falan şeyler kullanılmıştı. Ben burada olabildiğince yüksek alkollü içeriye gittim. Ki o etkiyi alabilirim. Evrenin en sert içkisi olarak. Yani. Diyor. Ve en iyi alkol içkisi evet. De diyor rehber. Sen rehberimiz. Bir şey daha demiştin. Limona sarılmış altın tuğlayla beynine vurulmuş etkisi yapan bir içki. Wow, bunu ezberlediğime inanamıyorum. Böyle şey hani nerd şeylerimle, gözlüklerimle. Evet, bitti, tadına bakabiliriz. Gerçekten. Ben bir itiraf yapacağım demiştim. İtirafta bulunacağım demiştim. Dün Can gelmeden önce rezil olmayalım diye biz bir denedik öncesinde yapmayı. Bu kadar güzel olmamıştı. Rengi evet. Falan da çok kötüydü onun. Çok başarılı duruyor ama bir şey soracağım. Şeker dibine çökmüş. Bunu karıştırmak gerekiyor mu? Böyle mi içiyoruz? İster karıştırabilirsin, ister böyle içebilirsin. Tamamen sana kalmış. Hı. Karıştırmak istersen karıştır. Abi onun rengi cidden çok daha güzel görünüyor bu arada. Çok kıskandım. Senin üstü böyle kahverengi yakın, ortası mavi, altı sarı falan. Aynen. Yani ne zamandır burada yemek yapıyoruz Mert? Adam beceriksizim dedi, senden daha güzelini yaptı. Tamam o, yalnız gerçekten çok iyi. Ha, evet. Vallahi mı? Süper başarılı. Ama bak bakalım. Bir de karıştırıp bir daha deneyeceğim. Güzel lan. Çok başarılı. Güzel bence. Yalnız tahmin ettiğim kadar sertliği olmadı. Ya da az az koyduğumuz için az böyle. Az az koyduk. Büyük ihtimalle koyduk. Bunu bitirince çarpar abi. Çünkü dün denediğimiz gerçekten inanılmaz sertti ve yani. Bu kadar güzel de değil tadı. Evet. Ama orada ben şöyle bir hata yapmışım arkadaşlar. Krem de menthe denen şeyin kremaya nane şurubu eklenmiş her şey olduğunu falan zannediyordum. Ve kötü bir şey olmuştu. Sonra krem de menthe'nin ne olduğunu bulunca ben bunu yaptım. Ben buna mekanda 45 lira veririm. 45 az söyledin ya. Sanki. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani. Ben daha çok veremem o yüzden. Ben de çekimden sonra bir tur daha yapalım. Olur olur, olur yaparız. Zaten bolca şeyimiz var. Ya Jägermeister'i sadece bunun için aldık. Cini de aynı şekilde falan böyle. Aynen, sırf bunun için aldık bunları. Neyse ki kuzenin Kıbrıs'tan gelirken vodka getirdi. Bu arada anneme de çok teşekkür ediyorum buradan. Taşınırken lazım olur diye martini bardağı çantama koyan bir annem var. Buradan çok teşekkür ederim. Bu videoda çok işe yaradı. Daha önce de kullanmamıştık gerçekten. Biz de teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar ve veda vakti geldi. Güneş arında batarken tepelerin veda vakti geldi. İster meçet balinalarının.
Evet, spermaçet. Spermaçet. Aşkım Türkçe kelimeleri bile söylemiyorsun, git buradan. Neresi Türkçe ya? Hangi büyük ünlü? Spermaçet. Spermaçet bayağı duyuyor aslında, neyse. Yani büyük ünlü uyuyor, küçüğe uyuyor emin değilim. O zaman kapatmadan önce arkadaşlar, tekrar Feza gezinlerinden Can'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldi. Davet ettiğiniz için. Zaten özeniyordum. Süper şeyler yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Parçası olduğum için çok keyif aldım. Biz de çok keyif aldık. Çok keyif aldık. O zaman arkadaşlar yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Feza gezginleri burada mı oluyor? Orada oluyor. Burada oluyor. Orada. Bir de infoda da koyacağım ben. Ayrıca yorum bıraktıktan sonra beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Gerçekten başarılı olmuş.